Merhaba arkadaşlar. Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. Evet 27 Mart Çarşamba Şanlıurfa yarış programımızda tekrar sizlerle beraberiz. Evet Şanlıurfa'da <laughs> 7 koşulu bir programımız var. Altılı Gaymız ikinci koşuyla başlayacak. Tüm yarı severlere bol şanslar diliyorum sevgili dostlar. Evet geçen Şanlıurfa programımızda biliyorsunuz kuponumuz maalesef 5'te kaldı ilk altımızda e, altınımızda sevgili dostlar. Yani baktığımız zaman gerçekten birinci altılı Ganyan çok çok e, müthiş bir para verdi. 86.000 TL, 86.937 TL verdi. İlk ayakta banko ile başladık ama ikinci ayakta Kanaga zaten bu parayı çok üstlere çıkarttı. 42.80 kuruşta geldi İsa Akyoz'da. 5 ton Master Chef vardı. Kuponumuz e, maalesef 5'te kaldı. Üzüldük. E, bakalım inşallah yarın e, bunun telafisini yaparız diyelim. Evet koşularımıza geçelim. Evet birinci koşu saatlerimiz 18.30'u gösterdi. Meydan 3 yaşlı İngilizler 1400 metre kuma çıkacak. 13 safkan yer alıyor. 7 plasa ve 1. Üçlü Gayan'ımız bu koşu itibariyle başlayacak. Evet burada 2 safkan e, ben yeterli gördüm. Onlar kimler? Beşdoğlu safkanımız ve oğlu Engadin diyeceğiz. Aziz Akdemir'le ile 5 ve 7 benim sıralamam 7 plaza için önereceğim. 2 Safkan olacak. Evet geçelim. ikinci koşumuza altılı ayarımız bu koşuyla başlıyor. Handikap 15 dişler ama 4 yaş atlar 1800 metre kum 12 Safkan yer alacak. Evet burada e, İkinoğlu Safkan'ın beyaz gölgeyle başlayacağız. Yaptığı son Şanlıurfa 1400'ünü Gerçekten elinde çok çok e, sermaye vardı. Burhan eşliğinde handikap 15'i kazandı. Köyceğiz Ferit Yardımcı ile ikincilikte kaldı. Ama e, gerçekten 9-10 boy gibi fark atarak koşuyu kazandı. Şimdi İsa Katar eşliğinde beyaz gölge. Benim ilk dercim, ikinci atıp tabii ki bir nolu. Sapkın Közceğiz olacak. Köyceğiz e, mutlaka değerlendireceğiz. Ama burada 3 nolu göze çarpan Aziz Akdemir ile veri 7 nolu Katmerli İsa Akgöz'da bu iki safkanı da çok dikkat diyeceğim. yani sıralamam 2-1 çizgi 3-7 sonraki sürpriz adaylarımız olacak. Altılı gayanımızın ilk ayağında. Evet geçelim bir diğer koşu. Üçüncü koşu Handikap 17. ve rekor İngilizler 1900 metre kuma çıkıyor. 14 safkan yer alıyor. 2 ile 9 nolu safkanlar ekir olarak piste çıkacaklar. Evet burada ilk tercihimiz son iki koşu çok çok başarılıydı. Son koşusunda kısa mücadele içerisinde Aziz Demirle koşuyu kazanmasını bildi. Şimdi tekrar uzuna çıkacak bu sapkan. Yani tekrar derken e, uzuna e, çıkacak. E, Fatih Sultan Mehmet Sansar eşliğinde uzun da etkili koşmasını bekliyorum. 5 ilk tercihim ikinci atım. Bir nol dar sokak Aziz Demirle üç 3 nolu Blikit Ferit yardımcı eşliğinde dikkat diyeceğim. Bu arada çok kötü gidiyor ama yarın Ferit de etkili bir performans gelebilir. Dikkat ve son olarak da 9 nolu Şodo Mendy Cedi İsa Akyoğuz eşliğinde ekürler. 5-1-3-9 sıralamam 3. koşuda. Evet geçelim bir diğer koşumuza. 4. koşu şartlı 5-3 yaş İngilizler 1800 metre kum 9 safkanımız yer alacak bu koşuda. Evet, dördüncü koşumuzda hemen şöyle baktığımızda 3'te 8'in 10 safkanlar ekül olarak piste çıkacaklar. Evet, benim tercihim burada bir nolu safkanın Ferit yardımcıyla start alacak. yani baktığımız zaman Adana yarışları gerçekten iyi. Şanlıurfa'da da şart 3700'ü çok çok iyi bir koşular çıkarttı. Adana ve Şanlıurfa'da mekikli okuyan bir safkan. Bir, yani benim çok önde tuttuğum bir safkan sizlere alternatif bir banko olarak önereceğim bir tane bankom var. Ama bunu da alternatif olarak önereceğim. buna ciddi rakip olarak 4 nolu Kristina İsa Akgöz'da ve de 7 nolu safkan Mehmet Emin Doğan eşliğinde piste çıkacak olan 7 nolu safkanımızda sizlere mutlaka değerlendirmeniz gerektiğini düşünüyorum ve de 8 nolu safkanımız Ekürler. E burada yani 3 nolu safkanımız ve 8 nolu safkanımız da iyi koşacaktır bu dişi grupta. Yani bir alternatif, banko ama 4, 7 ve 8 bunun ciddi rakibi olacaklardır. Evet geçelim bir diğer koşu 5. koşu. Eee Suruç Kaymakamlık Koşusu, kupa koşusu. Kısa vade 8 4 yaş atlar 1900 kum. 7 safkanımız yer alacak bu koşta. Evet burada oğlu Ferit Yardımcıyla bu koşu net kazanmasını bekliyorum. Son yaptığı Grup 3'te işte 2000'de eee yani Pekalpin kazandı o koşta. Girdabun oğlu Isaac Kozo'da e, maalesef e, bir ikincilik elde etti. E, şimdi Ferit Yardımcıyla tekrar buluştu. Yani son koşusunu Ferit Yardımcıyla kazandı. Çok açık ara bir farkla kazandı. Grup koşusundan bahsetmiştim. Son koşusunu Ferit'le eee buluştuğunda farklı bir performans sergileyip kazandı. Yine Ferit'le yola devam dediler. Bir nolu Girdab'ın oğlu Suruç Kaymakamlı koşusunu kazanmasını bekliyorum. Yarın benim net bankomdur. 7 ve 3 ikili için önereceğim isimler 5. koşta. Evet geçelim bir diğer koşu 6. koşu Maiden. 3 yaşlı İngilizler 1400 metre kuma çıkacaklar. 12 e, pardon 13 safkanımız yer alıyor. 6 ile 9 nolu safkanlar ekürü. Evet burada e, ben İki safkan sanki yeterli gibi geldi bana sevgili dostlar. Ee, ya Pardon üç safkan yeterli gibi geldi ama bir iki safkan daha var. Yani ilk koşmasını beklediğim safkanlar onlar da e, kimler olacak sizlere hemen aktaralım. Benim ilk tercihim burada bir nolu Bindal Bey Necmi Altın eşliğinde. Beş nolu safkanımız Ferit yardımcıyla ve de on nolu safkanımız Hasan Altundağ eşliğinde. İyi koşması bekliyorum. Bu üç safkan. Sanki yeterli gibi. Yani daha e, cüzi bir bütçe olacak arkadaşlar için yeterli olacaktır ama 3 no'lu safkanımız ve de 13 no'lu süper Alex İsa Akgöz'da. O da Adana'da biçim yarışı gördü. Sonra Diyarbakır'a şartlı 19'a gitti. 99 günlük bir araya girdi bu safkan. E, Necmi Altın'la start almış zaten Diyarbakır koşusunda. E, İsa Akgöz'a teslim edildi. Yani Hatta şöyle baktım ben potansiyeline. Ee, yani Necmi Altın hazırlamış bu safkanı ama İsa Akgöz'a teslim edilmiş. Yani Necmi Altın bir şey bulamamış bu safkanda? Hazırlıklarını o e, yaptırmış ama e, kendisi neden bilmemiş burada? Ben e, onu anlamadım. Bir nolu safkanımıza binmiş. E, onun herhalde nedeni zaten onunla da bir yarış gördü. Son kosunda onunla koşmuştu orada 1200'de. Ondan dolayı herhalde anlaşması olduğundan dolayı galiba Bindal Bey'e biniyor. Çünkü hazırlıkların Necmi Altın yaptırmış bu safkanın goloplarını. Yani e, bayağı da bir golop yaptırmış. Yani Şanlıurfa'da 5 e, golop yaptırmış bu safkana. Devamlı kendi dereceleri de gayet iyi. Başarılı derecelere golop yaptırmış. Bakalım yani sürprizde 13 de 13'ü de 1-5-10 Çizgi 3 ile 13 sürpriz alayımız olacak bu koşu için sevgili dostlar. Evet geçelim 7. koşu Handikap 17. 4 rekora Araplar 1400 kum 15 safkan yer alacak. En zor ayak bu ayak arkadaşlar. Yani e, baktığımız zaman Mustijan çok öne çıkıyor Ferit yardımcıyla. Zaten kendi safkan 21'de 2 yaptılar. Son yani kötü gidişe yavaş yavaş durder gibi. Şanlıurfa'da 1300 üçüncü son kosu bu mesafe dördüncülük de ayrıldı. Her daim kazanmış. İh, İsa Göz vardı o gün için üstünde. Yani burada sanki Altınoğlu, oğlu Mustican kazanmaya yakın gibi ama geri kalan safkanların potansiyeli de var. Mesela 9 o Dumrul, Azak Demir'le yani e, Şanlıurfa'da 1400'ü çok çok başarılı bir koşu sergiledi. 60 kiloyla iyi bir performans sergiledi. Sonra Handikap 16'ya çıktı. Başalp kazanmıştı. Dumrul hemen arkasından başla yarışı ikincilikle ka e kaybetti. Asrasya, Asya, oğlu, Berkay Fırtınası, Dikme Tilki Ander. Yani bunları da geri planda bırakarak geldi. Yani çok formda bir Dumrul var. Sanki 9-6 yazıp geçebileceğiz gibi görünüyor. Ama 10 nolu Taylan'ım, 13 nolu Berkay Fırtınası, 12 nolu Asrasya vere yeni ne Sabur sabır Bey. Yani burada dikkat çekilmesi gereken safkanlar. Hatta birinin ne dede yalaz. Yani bunlar da potansiyelli bir safkanlar sevgili olsa. Yani 6-9 çizgi sonradan kuponumuza ekleyeceğimiz zaman 10, 13, 12, 7, 1. Bunlara da dikkat diyebiliriz sevgili dostlar. Evet Şanlıurfa programı için sizlere aktaracağım safkanlar bunlardı. Tüm yarı severlere bol şanslar hem İstanbul hem Urfa programı için bol şanslar diliyorum. Allah'a ısmarladık.